Maşallah. Estağfurullah, bizim için şeref oldu. Böyle sizi bir ve beraber görünce çok daha mutlu olduk. Tebrik ediyorum. Bundan sonra böyle başkan. İnşallah. Bundan sonra tek çatlatınla nasip olsun. İnşallah. İnşallah. El birliği, gönül birliği, huzurun inşasına katkı sağlar. İnşallah. Bir olursak, bir de olur daha iyi. Efendim, sizlerin yardımını isteyeceğiz bu yönde. Yani, niyet olduktan sonra gerisi kolay. Yeter ki niyet olsun. Zaten halis bir niyet. Birlik beraberliğe yönelik atılan her adımı biz destekleriz. Üstümüze düşen bir şey varsa da. Aman çatışsınlar da biz kazançlı çıkalım, biz kazançlı çıkalım falan derdimiz yok yani. Hiç birbirimize kıymayız. Tabii bize de kıymayın. Bu arada. Hiç problem değil. Yani aramızda mesafe diye bir şey yok. Yani biz ne güne varız? Hizmet etmek için varız. Sizler için varız. Sizlerin temsil ettiği vatandaş için varız. Yani vatandaşa bizim yüz çevirmemiz, muhtasara yüz çevirmemiz asla söz konusu olamaz. Aleyhimde en çok konuşan, en çok şey yapan zengin muhtarı. Anladın mı? Zengin muhtarı gelsin, o da ona da kapat. Anladın mı? Niyet halis olursa problem yok. Ama efendim gidelim, tamam mı? Başkanın aleyhinde biraz sıkıştıralım, ondan sonra da çıkalım. Aleyhinde sosyal medya marifetiyle konuşalım. E konuştun. Ne oldu? Ne geçti eline? Yani hizmetten de bir şey söyleyeyim, çok net ifade edeyim. Adamın partisi buymuş ya da yöresi buymuş falan ben ayırmam. Bir taraftan girer, bir taraftan çıkar. Hizmeti de tamamlarım. Gidin Belkaya'ya sorun. Gidin vatandaşa sorun şeyde, Zengen'de. Yani bu törende sorun. Yani 80 yıldır yapılmayan yolların nasıl yapıldığını gidin görün. Yani bu anlamda problem yok. Yani biz dün merkeze bağlı değildik birçok köyümüz. Kaç? Yani en azından 44 tane. 44 bağlı. Değil mi? Merkeze bağlı değildi. O zaman da bak bağlı olmamasına rağmen, yetkimiz olmamasına rağmen hizmet ettik. Birçok köyümüze. Evet başkanım. Anlatabildim mi? Şimdi yetkili olarak, sorumlu olarak, mecburi olarak hizmet etmeye devam ediyoruz. Sadece merkezin kaynaklarını, merkezden temin ettiğimiz geliri sadece merkezde kullanmıyoruz. Yani orası da bizim diyoruz. Orası da Ereğli'nin diyoruz. Orası da Ereğli diyoruz. Onun için hizmet etmeye devam edeceğiz. Gecikebiliriz. Tamam mı? Gecikmeyi de hoş görün. Neticede gecikme de olsa öyle mi tebrik ediyoruz? Bak tebrik sosyal demokrat bir kardeşim. Çevirişine da gerek yok. Hepsi planlı, programlı. Acil olan neresi varsa, şimdi müteahhiti yol verdik, müteahhiti bıraktırdık, kendi imkanlarımızla devam ediyoruz. Aldığımız 300 bin ton hibe vardı, onunla bağlı olarak şimdi lokal asfaltlar yapıyoruz. Yani çok acil A mahallesinde çok acil yapılması lazım gelen bir sokak varsa oraya giriyoruz, orayı yapıp çıkıyoruz. Anlatabildim mi? Ama vatandaşımızda bir şey var, haklı, beklentisinde de haklı.
soğuk asfalt yapılmış zamanında Kaymakam Bey. Şimdi sıcak asfalt yapılsın, kaymak gibi olsun istiyor. Şimdi asfaltın üstüne tekrar bir asfalt dökmek israftan başka bir şey değil. Öncelikle çamurdan kurtulduk mu kardeşim? Kurtulduk şükür. Arkasından da Adana asfaltı gibi bir asfalt dökerim inşallah. Ha imkanım olsun, Allah şahidim, beton yollar yaparım. Anlatabildim mi? Ama her şey sabırla. Tamam muhtarım? Acil noktasında. Ayağını yorganına göre uzatmak mecburiyetinde. Olsa zaten kapı açık. Olsa. Ha, imkan bir fazla nasıl temin ederiz onun gayreti içerisindeyiz. Ve bu sene mesela bir ihale iptal oldu. İkinci ihale iyi yaptık. Kamu ihale kurulu karar verdi itirazlarla bağlı olarak. Anlatabildim mi? Bunların doğal sonucu olarak geç başladık asfalta. Yeni sene Allah'ın izniyle erken başlayacağız. Başkanım bir de Mehmet Başkanım şeydir yani köylere parke yapacağız asfaltın aşağı. Var mı öyle? Hep her köylere olacak mı bu mahalleli? Başkanım İnşallah bir ortaya dedim. Başkanım söz verdi. Pazartesi günü gelecek dedim. Bekliyoruz pazartesileri geçti. Ben bu törene, bu törenden geliyor. Senin oraya gelecek doğru. Başkanım 300 metre. Çayan çakmak başkanım. Oraya uğrayalım. Orada bir tane arkadaş da varmış. 5 dakika. Haklısın. Orada da biraz Göktemeyle birlikte anlatacaksın. İnşallah. Önce buraya geldik. Burada kimse yok dediler. Kaşları rakipleri dediler. Biz de sevindik. Birlik, beraberlik. Sağlandı diye. Şuna tekrar bir izahat ettiler. İnşallah o birliği beraberliği sağlayalım. İnşallah. Nerede, kim, nasıl yapabilecekse onun hayreti içerisinde olmanız lazım. Karın darlığıyla falan da olmuyor yani, bir yere varılmıyor. Onun için ya komşuya yapsın. Önce komşularımı yap, tamam mı? Ondan sonra bana gel. Diyebilmeli mesela muhtarlarım, değil mi Ramazan Bey? Ben öyle diyorum zaten, önce diyorum. Ömer zaten orayı bir yapım diyor. Şimdi Ömer'in oraya mum dibine ışık vermezmiş, geç vermemiş. Ömer, yapılacak yalnız. Şimdi Ercan tabii maşallahı var, arıyor. Çömlekçi'de şu var diyor, şurayı mutlaka yapman lazım başkanım diyor. Türbede burası var diyor. Dur Ercan dedim, yani oğlum eşeği bitirdin. Allah ömür versin hepiniz arkadaşlar. Ağzınızın tadı bozulmasın. Başkanım yalnız bu birlik beraberlik sağlanmasın. Ben sizlerin de katkısını bekliyoruz. Biz onaylanıyoruz. Sizlerin katkısını kaymakamla birlikte bekliyoruz başkanım. Yoksa zor bir araya geleceğiz.
Var mı niyet? Gelin gelin. Yani nasıl yapalım? Şey, ya hayır söyleyeyim. Şöyle bir çözüm. Esasını düşer. Öyle. Asgari müşterekleri nefsinizi bir kenara koyun. Yarın yok. Bak yarın hiçbirimiz için yarın yok. Yarın Rabbin Alemin lütfederse olur. Lütfetmezse şükrü meftayız değil mi? O zaman yani hiçbir şeyin anlamı olmuyor. Anlamlandırın. Varlığınızı bir fazla anlamlandırın. Anlamlandırmanın yolu da bir ve beraber olmaktan geçiyor. Şey diyor ya, cazgır bağırıyor, pehlivan, pehlivan. Altta kaldım diye, yerinme, üstte çıktım diye, sevinme diye. Yani böyle biri düşer, biri kalkar. Yani bunlar doğal şeyler. Hoşgörü varsa, maksimum hoşgörü varsa orada tat var. Ama hoşgörü olmazsa anlatabilir mi? Gıybet olur, dedikodu olur, ne olur, fesat olur. Açıldıkça ara açılır. Ben Toroslara delik açarım, Akdeniz'in havasını, rüzgarını getiririm buraya. Tamam mı? Ama böyle. En çok sasın. Öğrencileri şey diyorum yani, sevindiriyorum başkanım. Hiç halde görünmüyor yani. Onlar önemli. Valla o 100 liralara bir ihtiyacı olan üniversitedeki çocuklar var. Valla ne düşer ama 100 lira şarkı dönüyor. Maaşı resim açıyorum. İşte şimdi listeyi çek ediyorlar. Tamam mı? Gönderiyoruz. Yani ama şey diyorlar, arkadaşlar da özel üniversite. Bundan daha çok şey. Özel üniversite okuyan bana da gönder. Ne var ne yok arkadaşlar, gelin bakalım. Mustafa ne haber? Efendim bugünün ayrı bir önemi var. Bugün 19 Ekim muhtarlarımızın günü ve sabah çenekler konuldu. Daha sonra Sayın Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız her iki derneğimizi ziyaret ettiler ve şimdi de Ereğli Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Obrukçu Bey'in misafirliğinde bir yemekle bir araya geldik. Bu yemeğe hepiniz hoş geldiniz efendim. Bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu 19 Ekim programının yemeğini düzenleyen başkanıma da çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Konuşmayı kısa keseceğim. Çünkü malum biliyorsunuz. Onun için katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Yönetim anlayışımızda vatandaşlarımızın devletimize ihtiyaç duyduğunda çalacakları ilk kapının muhtarlıklar olduğu bilinci çok önemli yer tutmaktadır. Muhtarlıklar olduğu bilin, günümüzde kendini yenileyen kurumların başında gelen muhtarlık en ücra yerleşim yerlerine bile çağdaş kamu yönetimi anlayışını taşıyarak hem sevinçte hem hüzünde halkının her zaman yanında yer almaktadır. Muhtarlar millet iradesiyle devletin şefkat elinin kesiştiği noktayı temsil etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle başta İlçemizde görev yapan mahalle ve köy muhtarlarımız olmak üzere tüm muhtarlarımızın muhtarlar gününü kutluyor. Bu anlamlı günün halkımıza görevlerini büyük bir özveriyle yerine getiren tüm muhtarlarımıza hayırlı olmasını diler. Edebiyete göç etmiş olanlara Yüce Allah'tan rahmet diliyor. Hayatta kalan ve görevini layıkıyla tamamlamış muhtarlarımıza da sağlık ve mutluluklar diliyorum. Bu vesileyle sözlerimi burada son verirken günümüzü kutlar, hepinize saygılar sunarım. Öncelikle ben de bu özel günde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Gününüz kutlu olsun. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Tabii biz muhtarlarımızı birebir ziyaretlerimizde de, onların bizi ziyaretlerinde de sık sık muhtarlarımızla bir araya geliyoruz. Muhtarlarımızın
vatandaş ile olan aramızdaki köprü görevini gördüğünü biliyoruz. Sizin görevinizin ne kadar önemli olduğunun da farkındayız. Dolayısıyla sizleri seviyoruz. Tabii bugün sizin için özel bir gün. Bugün sizlerle birlikteyiz ama her zaman birlikte olacağız. Her zaman birlikte olmaya gayret göstereceğiz. Özel günlerde birlikte olmanın da güzelliği vardır. Ben yemek organize eden kıymetli belediye başkanımıza da çok huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Tekrar muhtarlarımızın gününü kutluyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Evet, bugün 19 Ekim Muhtarlar Günü. Önemli bir gün. Bizler de her zaman, sadece bugün değil, birçok muhtar arkadaşlarımızla gün içerisinde birçok kez görüşerek hem mahallelerimize giderek onların sıkıntılarını, dertlerine çözüm bulmaya hep birlikte çalışıyoruz. Gerek büyükşehirimiz olsun, gerek Ereğli Belediye'miz olsun, mahallelerimizdeki çalışmalarımıza, vatandaşlarımıza sizlerin aracılığıyla hizmet etmeye devam ediyoruz. Bundan sonra da devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlarımıza ne kadar önem verdiğini sizlere anlatmaya gerek yok. Bu anlamda da bizler her zaman sizlerin yanınızdayız. Bugün değil, yarın da her zaman olacağız. Tabii Ereğli'de de muhtarlarımıza ben acizane bir tavsiye niteliği olabilir. Bu iki derneğimizin de inşallah ilk belki Muhtarlar Günü olmadan, o güne gelmeden birleştirilmesi noktasında da inşallah bir hep birlikte bir çaba gösterirsek, bu hepimizin birlik ve beraberliği noktasında Ereğli'miz için de bir örnek olur. Ben bu yemeği organize eden belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Tekrar 19 Ekim Muhtarlar Gününüz kutlu olsun. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Muhtarlar derneklerimizin değerli başkanları, Şehit Aileleri Derneği Başkanımız, sevgili muhtarlarım, değerli yol arkadaşlarım, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün muhtarlarımızın günü. Kutlu olsun inşallah. Bu mutlu gününüzde, kutlu gününüzde sizlerle beraber olmaktan çok büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Belediyede yol arkadaşlığı yaptığımız daire müdürleri ve başkan yardımcılarım buradalar. Sorunlarınıza yakın olsunlar diye buradalar. Ola ki ulaşamadınız, ulaşın diye buradalar. Biz çözüm odaklı, hizmet odaklı, samimi bir gayretin içerisindeyiz. Teşekkür beklemiyoruz ama kararlıyız, hizmet etmeye devam edeceğiz. Mahallelerimizin bütün sorunlarının çözüldüğünü, huzur şehri Ereğli'nin inşa edildiğini inşallah birlikte yaşayacağız. Kaymakam Bey'le heyet olarak muhtarlarımızı ziyaret edelim diye, derneklerini ziyaret edelim diye yola çıktığımızda bütün muhtarlarımızın her iki başkanında bir diğer derneğimizde beraber olduklarını müşahede ettik. Emin olun Kaymakam Bey de ben de çok mutlu olduk. Ve netice itibariyle oradan çıktıktan sonra yine diğer derneğimize de uğradık ve birlik ve beraberlikten doğan samimi bir ortamı paylaştığımızı düşünüyorum. Birlik varsa orada dirlik olur. Rabbül Alemin birliğin olmadığı hiçbir yere rahmet vermez. Bunu adınız gibi bilin. Rabbül Alemin'in rahmetinden istifade etmek istiyorsak bir ve beraber olacağız. El birliğiyle olacağız. Huzuru ancak öyle inşa ederiz. Elimize, belimize, dilimize sahip olurken örnek insan olmak gibi bir mecburiyetimizin olduğu gerçeğini hiçbir zaman unutmamamız lazım. Sadece sizin için değil, benim için de geçerli bu. Toplumun önünde olan insanlar olarak örnek olmak zorundayız. Hoşgörümüz maksimum seviyede olmak zorunda. Ve nihayetinde bunların hepsi
örnek alına, örnekler çoğaldıkça huzurun bir fazla inşa edildiği gerçeğiyle karşılaşacağız. Gerçeğini göreceğiz. İnşallah bugününüz önümüzdeki süreçteki birlik ve beraberliğimize, dirliğimize, düzenliğimize vesile olsun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Nice muhtarlar gününde Allah ömür verirse hep beraber olalım, değil mi? Allah'a emanet olun. Evet, Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz ve son konuşmaları yapmak üzere değerli Ehli Kaymakamımız Sayın Edip Çakıcı Bey'i alkışlarla köşeye davet ediyorum. Başkanlarım, Şehit Ailesi Derneği Başkanlarım, Muhtar Dernekleri Başkanlarım, değerli muhtarlarımız ve sayı arkadaşlarım, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Mesai arkadaşlarım diyorum. Çünkü mesaimizin bir kısmı sizlerle geçiyor. Gerek vatandaşların taleplerinin dile getirilmesinde, gerekse kamu hizmetlerinin daha düzenli ve verimli yürütülmesinde sizlerin desteğini her zaman görüyoruz. Öncelikle verdiğiniz hizmetlerden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz muhtarlık müessesesi Cumhuriyet öncesine de dayanan bir müessese. Demokrasinin yerel düzeyde uygulanmasının en güzel örneklerinden birisi. Bu köklü geçmişi olan muhtarlık müessesesi günümüzde de kendini modern dünyanın koşullarına uyarlıyor. Muhtarlarımız hizmetlerin yürütülmesinde her zaman öncü rolü oynuyorlar. Gerek yerel hizmetlerin yürütülmesinde, gerekse de genel kamu hizmetlerin yürütülmesinde hem talebeden hem de bu talebin yerine getirilmesine yardımcı olan bir müessese. Biliyorsunuz kanunların muhtarlarımıza verdiği birçok yetki ve bu yetkinin yanında görevler var. Ben muhtarlarıma tekrar teşekkür ediyorum. Muhtarlar gününü de kutluyorum. Biraz önce Zübeyir Başkanımız da, Belediye Başkanımız da dile getirdiler. Belediyedeki muhtarlarımızın önündeki en büyük engel, sıkıntı veya bizi rahatsız eden husus mevcutta iki farklı derneğimizin olması. Belediye Başkanımız da söyledi, birlikte, beraberlikte rahmet vardır diye. Yani bir an önce bu sorunun artık çözülmesi gerekiyor. Artık muhtarlarımız bir hali yordamına bu işi koyacaklar. Bir sonraki muhtarlar günü demeyeyim de, önümüzdeki birkaç hafta içinde o birliği, beraberliği tekrar tesis etmenizi temenni ediyorum. Bu hususta belediye başkanımıza, bize, siyasi partilerimize düşen görevler de varsa seve seve yardımcı olmaya hazırız. Ben tekrar bu görevini daha önce yerine getirmiş olan muhtarlarımızın, hala fiili göreve devam eden muhtarlarımızın gününü kutluyorum. Aileleriyle, mahalle sakinleriyle birlikte huzurlu, sağlıklı bir hayat temenni ediyorum. Rahmana kavuşmuş olan muhtarlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Tekrar sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Muhtarlar gününüz kutlu olsun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Başkanım, teşekkür ediyorum başkanım. Allah'a emanet olun. Başkanım.